Selamlar dostlar, MotoGP 21 kariyer videolarımız devam ediyor, ekranlarınızdayız. Neredeyiz? İtalya'dayız. Bu bölümde İtalya'da piste çıkacağız. Güzel, sevdiğimiz hızlı bir pist burası. İnişli çıkışlı virajları var. Yokuş iniş, yokuş çıkış. Güzel, uzun bir düzlüğü var. Hafif, ufak bir kıvrımı var ortasında ama güzel bir hız yapıyoruz oralarda. Evet, çok vakit kaybetmeyelim. Hava bulutlu fakat yağış olmayacak. Dolayısıyla orta sertlikte lastiklerimizle başlayacağız. Frenlerimize de son ayarını yapalım. Pardon. Tamam. Evet arkadaşlar, Jack Miller pole pozisyonunda, Fabio Quartararo ikinci, Johann Zarco üçüncü sırada başlayacak. Vinales 8'de, biz 12. sıradayız gördüğünüz gibi. Jorge Martin 13, Marc Marquez 14. sırada. Savadori son sıradan başlayacak yarışa. Isınma turunu atıyoruz yarış öncesinde. Motorlarımızı, lastiğimizi ısıtıyoruz. Yarış birazdan başlayacak İtalya'da. Sabırsızlıkla başlamasını bekliyoruz. Geçen bölümde son sıradan başladığımız yarışı ikinci sıradan bitirmiştik biliyorsunuz. Güzel bir yarış olmuştu bizim için. Tabii burada, burası benim sevdiğim bir pist arkadaşlar açıkçası. Yani bir önceki yarışta Le Mans'ı çok haz etmem açıkçası. Ama İtalya'yı seviyorum, burada birincilik istiyorum ama bakalım yarış bize ne getirecek, hep birlikte göreceğiz. Evet, çok süre zaman kaybetmiyoruz, artık gözler ışıklarda, herkes ışıkların sönmesini ve yarışın başlamasını bekliyor. Evet, ışıklar söndü ve yarış başladı arkadaşlar. Bakalım nasıl bir yarış olacak bizim için. Burada biraz dışarıdan alıyoruz. Burada yığılma olacaktır derken bir temas aldık ufak orada. Dışa doğru sürüklendik. İçeride kalırsam bence iyi olacaktır benim için. 19. sıraya kadar geriledik burada ama tamam. İlk virajlarda düşmemek bizim önceliğimiz biliyorsunuz. Burada bir atak deniyoruz. İkinci virajda dışarıda kalacağız. Evet, 20. sıradayız. Biraz gerilere düştük burada açıkçası. Çok beklediğimiz bir başlangıç değil ama tabi telafi edeceğiz bunu. Ufak bir temas, önemsiz bir temas. Bir sonraki virajda bir atak deneyebiliriz. Hemen içe doğru şöyle yaklaşıyorum. Evet, tam olarak burada bir atak deneyeceğim ama bakalım nasıl olacak. İyi girdik içeri. Çok güzel bir viraj aldık. 14. sıraya toplu bir geçiş oldu. Şimdi uzun düzlüğe geliyoruz. Burada bizim için atak demek. Power'ı 3'e çıkardık. Evet, burada 13. sıra için evet kapışıyoruz, yerimizi aldık. Marc Marquez'i de geçtik, Alex Rins'i geçiyoruz. 10. sıraya kadar güzel bir atak yaptık. Jorge Martin var önümüzde. Dışarıdan bakıyorum ama yer bulamadım. İyi kapattı orayı. Sürücüler böyle birbirine çok yakın olduğunda bir anda toplu bir şekilde bir atak yapıp, toplu bir geçiş yapıp bir anda işte
üçer beşer basamak öne gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Öyle bir güzelliği oluyor. Yarış ilerledikçe sürücüler birbirinden biraz ayrılacaktır. O zaman da teker teker yakaladığımızı geçmeye çalışacağız. Evet, bu inişli çıkışlar, yani yokuş aşağı inişi olan dönüşler, çıkışlar dedim, affedersiniz, dönüşler biraz tehlikeli olabiliyor. Çünkü motoru kaydırıp düşürebiliyorsunuz gereğinden fazla hızlı girerseniz. Dikkat etmek lazım tabii ki. Bu arada Morbidelli ve Jorge Martin'e bir atak düşünüyorum ama fırsat bulursam buralarda bir yerde. Şurayı bir geçelim. Tamam, yaklaştık burada. Dışarı bir çıkış oldu, orada bir hata geldi. Kim tam bakamadım da. Jack Miller nerelere düştü? 8. sıraya kadar geriledi. Biz 9'a yükseldik bu arada. Jack Miller'a burada bir atak yaptık. Geçiyoruz Jack Miller'ı. Morbidelli var önümüzde ama onu yakalayabileceğiz mi bilmiyorum. Yaklaştık ona da, dışarıdan deneyeceğim. O bir temas aldık orada Morbidelli'den. Tamam, düşmedik, sıkıntı yok. Burada yine dışarıdan deniyorum ama istediğim açıyı bulamadım. 8. sırada devam ediyoruz yarışımıza. Jack Miller hemen arkamızda. O da fırsat kolluyor tabii ki. Pole pozisyonunda başladığı yarışa şu anda 9. sırada devam ediyor Jack Miller. Evet, biraz daha yaklaşmamız lazım atak yapabilmemiz için. Yaklaşmaya çalışıyorum ama öndeki grupta bayağı iyi gidiyor açıkçası. Buradan sonra uzun düzlükte bir atak deneyeceğim. Yine orada birisi dışarı çıktı. Burada, burası bayağı tehlikeli bir viraj oldu. Tabii bize yaradı. Hemen power'ı 3'e alıyoruz burada. Hızımız bayağı yükselecek. İçeriden denesem. 350'lere bayağı hop. Çok hızlandık burada. Güzel bir hız yakaladık. Çok da iyi bir atak oldu bizim için. Biraz dengesiz olsa da. 4. sıraya kadar yükseldik. Şimdi Vinales, Quartararo ve Bagnaia var önümüzde. Fırsat bulduğumuzda tabii ki onlara da atağımızı yapacağız. Power'ı tekrar 2'ye çekelim yakıt tasarrufu için. Burada biraz yaklaşmaya çalışacağım. Artık lastikler de yarı aşınmış durumda. Çok da riske giremeyeceğiz. Özellikle bundan sonraki bölümlerde, virajlarda. Bakın driftleri görüyorsunuz. Özellikle o yokuş aşağı virajlarda zaten. Tamam, güzel girdik burada. İyice yaklaşacağız bakalım. Burada yine savrulan, evet, birisi daha gitti. Hatta kaza yaptı. 3. sıraya yükseldik ve
Önümüzde Quartararo ve Bagnaia. Burada ikisine birden bir şey. Evet, orada biraz tehlikeli yaklaştık Quartararo'ya. Hız kesmek zorunda kaldım. Hemen burada bir deneme yapabilirim. Dışarıdan ikisine birden. Karşı atak geldi. Üçüncü sıraya tekrar geriledik ama orada bir temasla ikinci sırayı almaya çalışıyoruz. İçeriden deneyecek. Ben biraz savruldum burada. Quartararo aldı tekrar yerini. Tekrar yaklaşmaya çalışacağız atak için. Evet, son tura yaklaşıyoruz. Sondan bir önceki turdayız. Artık dikkatli olmalı, yerimizi kaybetmemeli ve yapabilirsek atak yapmalıyız. Ya frenler iyice sıkıntılı bir duruma gelmeye başladı. Tabii yaklaşmak da istiyorum öndekilere. Onun için biraz geç fren yapıyoruz. Driftli giriyoruz mesela, burada öyle yapacağız biraz o. Ya bu bir kaza daha oldu. Hep aynı viraj, aynı yer. Bu viraj bayağı işimize yaradı bizim. Artık Bagnaia'ya ya da burada ciddi bir atak deniyorum. Dışarıdan deneyeceğim, güzel. Çok güzel. Birinciliği alıyoruz. Artık pozisyonumuzu koruma çabası içerisinde olacağız. Hızımızı koruyarak final turunu tamamlamaya çalışacağız. Güzel girdik. Gayet iyi gidiyoruz bu şekilde devam edebilirsek. Yarışı istediğimiz gibi bitirebiliriz. Yani uzun düzlük öncesindeki o son viraj bugün bayağı işimize yaradı. Orada çok kaza oldu. Çok dışarı savrulanlar oldu. Viraja hızlı girip yerini kaybedenler oldu. Arkamıza bakıyoruz. Arayı biraz açtık. Şu an rahat bir konumdayız. Bu şekilde tamamlamak istiyorum tabii ki. Evet, az kaldı. Dikkat etmeliyiz. Herhangi bir kaza yaşamazsak sanıyorum buradan istediğimizde ayrılacağız. Ve son düzlüğe geldik. Gördüğünüz gibi İtalya'da önümüzü de kaldırarak artık şampiyonluğumuzu ilan ediyoruz diyebilirim. Çünkü diğer sürücülerle de aramızı ciddi şekilde açıyoruz. Tabii ki yarışma devam ediyor. Şampiyona devam ediyor. Ama biz çok çok iyi puanlar topladık. Bizim için çok iyi bir yarış oldu. Gördüğünüz gibi Bagnaia 2. sırada, Alex Espargaro 3. sırada, Johan Zarco 4. ve Jorge Martin 5. oldu. Vinales 6, Jack Miller 7. sırada bitirmiş. Suzuki'ler 8 ve 9'da. Şu an Mir ve Alex Rins. Güzel, güzel, güzel. Şimdi sürücüler şampiyonasında gayet iyi bir durumdayız arkadaşlar. Bayağı iyi bir durumdayız. Artık birinciliğimizi koruyarak şampiyona sonuna kadar bu şekilde ilerlemeye çalışacağız. İtalya'da zaten birincilik bekliyordum. Çünkü benim sevdiğim bir pist burası. İyi de bildiğim bir pist. Güzel, temiz bir yarış oldu.
Son virajda bize bayağı yardımcı oldu. Gördüğünüz gibi sizin de. Şimdi Ducati markalar sıralamasında da birinci sırada. Evet, biz de kupamızı kaldıracağız. Ekibimizle kutluyoruz birinciliğimizi. Teknik ekiple kucaklaşıyoruz. Başarımızı paylaşıyoruz onlarla. Evet, podyumdayız. Birincilik kupamızı kaldırıyoruz İtalya'da. Kutlamamızı yapıyoruz. Güzel bir yarış geride kaldı. Şimdi önümüzdeki yarışlara bakacağız. Evet, önümüzdeki hafta Katalunya'da olacağız arkadaşlar. Güzel bir pist, güzel bir yarış daha bizleri bekliyor. Hepinize teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. Bir sonraki videoda, bir sonraki yarışta görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Eyvallah.